Merhaba, iyi günler. Bu hafta Transatlantik'i Perşembe'ye almak durumunda kaldık. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Washington'da. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Ruşen. Merhaba Ruşen. Ömer, senle başlayalım şu şeyi. Geçen hafta biz senin gıyabında Gönül'le impeachment ya da azil sürecini konuştuk. Sen de sonra ana haber bültenine bağlanıp Senato'daki cumhuriyetçiler nedeniyle, cumhuriyetçi senatör sayısı nedeniyle buradan pek bir şey çıkmayacağını söylemiştin. Arada bir hafta geçti. Bir şeyler gelişiyor. Sürekli bir haberler var. Trump'ın açıklamaları var. Ne durumda? Buradan bir şey çıkmayacak görüşü mü kuvvetleniyor, yoksa hala bir gelişmeler olabilir mi? Şimdi bu azil sürecinde bir şey çıkması için, yani bir şey çıkmayı tanımlamak lazım. Yani Trump'ın görevden alınması için Senato'da cumhuriyetçilerin bir şekilde Trump'ı terk etmesi gerekiyor. 3-2'lik bir çoğunluk gerekiyor Senato'da Trump'ın görevden alınması için. Temsilciler Meclisi'nde sadece salt çoğunluk gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde demokratlar aritmetik olarak üstün. Üstünlük demokratlarda son ara seçimlerdeki sonuçlar nedeniyle. Ve Temsilciler Meclisi'nin başında şu anda Nancy Pelosi var. Demokratlar hakim. Ve Nancy Pelosi yeşil ışığı yaktı. Temsilciler Meclisi'nde komiteden geçip onaylandığında azil süreci Senato'ya gidiyor. Senato'da cumhuriyetçiler hakim, %52'lik, %53'lük bir hakimiyetleri var. Dolayısıyla orada %2'lik bir şekilde Trump'ın kaybetmesine imkan yok. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir siyasi süreç, sadece hukuki süreç değil. Yani siyasetçilerin oy kullanacakları bir süreç. Dolayısıyla Trump'ın görevden alınma riski yok. Fakat şöyle bir durum var. Bu tabii şu anda demokratları mobilize etmiş durumda. Yani demokratlar bir şekilde uzun süre direndiler impeachment, azil meselesine girmemek için. Çünkü Amerikan halkına, kamuoyuna baktığımızda Amerikan halkı Trump'ı çok sevmemekle beraber, Trump'ın arkasında çok ciddi bir çoğunluk, hatta %40'larda seyrediyor onay oranı Trump'a. Fakat halk azil meselesiyle, görevden alınma meselesiyle zaman kaybedilmesini istemiyor. Demokratlar da özellikle Nancy Pelosi'de direniyordu bu azil sürecine. Onlar yeşil ışık yaktı. Şu anda ülke bir girdapa girmiş durumda. Yani bütün her şey, bütün haber kanalları bu azil sürecine Ukrayna'yı, Trump'ın telefon konuşmasını, Ukrayna başkanıyla arasında yaptığı telefon konuşmasında gerçekten Amerikan kanunlarına aykırı bir şekilde kendi siyasi kampanyası için Biden'ı bir şekilde zor duruma düşürmek için, rakibi Biden'ı, Amerikan halkından alınan vergileri sonuçlanarak Ukrayna'ya yardımı kesme gibi tehditler yapıp yapmadığını konuşuyor. O telefon konuşmasının transkripti yayınlandı. Geçen hafta daha yayınlanmamıştı biz yayın yaptığımızda. O transkripte baktığımızda açık bir şekilde Trump tehdit etmiyor. Yani eğer bana yardım etmezseniz Biden konusunda, Biden'ın oğlu konusunda size yardımı keserim demiyor. Ama üstü kapalı bir şekilde bana bir iyilik yapın diyor. Bir şekilde bana yardımcı olun diyor ve onun öncesinde Trump bir şekilde askeri yardım meselesi geçiyor. Yani aslında demokratlara malzeme var burada. Malzeme ne? İşte ortada Ukrayna başkanını kendi çıkarları için, kendi kampanyası için, ülkenin çıkarları değil, ülkenin güvenlik çıkarları değil, kendi siyasi çıkarları için bir şekilde Amerika'nın kendi askeri bütçesini kullanarak bir şekilde bu hukuka aykırı hareketler bunlar. Hukuka aykırı tutumlar. Dolayısıyla azletme davası çıkar diyor demokratlar. Cumhuriyetçilerse ortada hiçbir şey yok. Daha fare doğurdu. Burada doğru dürüst bir görevden alacak bir ifade yok. Gayet normal bir şekilde İngilizce anlamıyla al-ver ilişkisi, transactional bir relationship var. Burada transactional al-ver ilişkisi var. Tabii ki bunlar bir şekilde Amerika'nın çıkarlarına hizmet edecekler. Türkiye'de yolsuzluk var. Trump'ın, Biden'ın oğlu da bu yolsuzluğun içine girmiş. O yolsuzluğun yok edilmesini istiyor. Burada ne var?
Yani Cumhuriyetçiler Trump'ın arkasında sağlam bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde Trump Cumhuriyetçileri kaybetme riski yok. Zamanında mesela Nixon'ın görevden alınma sürecinde Cumhuriyetçileri kendi kaybetmesi gibi bir riskle karşı karşıya değil Trump. O yüzden bence hala Trump bir şekilde emin. Demokratlar da bence pişman olabilir yaptıklarına. Çünkü Amerikan halkının beklediği şey bu yılda asil meselesinin konuşulması değil. Amerika'nın daha büyük sorunları var. Ekonomik sorunlar var. Ülke nereye gidiyor dış politikada, ekonomide, göçmenler meselesinde, sağlık meselesinde. Bunlar konuşulacakken tam bir yıl sonra zaten seçim olacakken halk zaten sandık dışına gidip Trump'ın görevde kalıp kalmayacağına kendisi karar verecekken demokratların bu azletme sürecine bu kadar heyecanla girmiş olmaları maalesef bence Trump'a yarayacak gibi gözüküyor şu aşamada. Gönül, azil konusunda söyleyeceklerin varsa ekleyebilirsin ama senle şu Fırat'ın doğusu konusuna geçmek istiyorum. Var mı azille ilgili Ömer'in söylediklerini ekleyeceğim bir şey? Yok, hayır. Sadece şunu eklemek istiyorum. Ömer'in söylediği son şey önemli. Herkesin konuştuğu şey, hem demokratların hem cumhuriyetçilerin, bu mesele kimin işine yarayacak? Yani Trump'ın tabanını konsolide mi edecek? Yoksa Trump'ı o kadar yıpratacak ki demokratların mı işine yarayacak sorusu var. Nancy Pelosi'nin söylediği şu şey önemli. Ona da bu soru soruldu. Sizce bu seçim aritmetiğini nasıl etkileyecek, seçimin sonuçlarını nasıl etkileyecek dendi. O da şunu söyledi. Siyaset umurumda değil dedi. Yani seçimleri nasıl etkileyeceği umurumda değil. Çünkü bu yasal bir mesele. Ömer gülümsüyor, muhtemelen fazla idealist buluyor söylediğini, ama bence söylediği şeyin anlamı büyük. Yani bu yasal bir mesele ve eğer biz bu sefer bu kadar önemli bir anayasayı ihlali es geçersek, bunu siyasete kurban edersek, bu bundan sonraki başkanlar için yanlış bir örnek teşkil eder dedi. Evet, bu Fırat'ın doğusu meselesinde biliyorsun Milli Güvenlik Kurulu son toplantısının ardından sert bir açıklama var. ABD ile sorunlar olduğu anlaşılıyor. Tek başımıza müdahale ederiz açıklaması var ve Amerikan tarafından resmi bir cevap benim gördüğüm kadarıyla gelmedi ama bu çıkışın ciddiye alındığı yolunda bir takım haberler gördüm Amerikan medyasında da. Ne diyorsun? Gerçekten burada bir zaten sorun olduğunu biliyorduk da bu bir çözülemeyecek bir krize doğru mu evriliyor, yoksa bunlar tamamen diplomatik anlamda bir karşılıklı birbirini yoklama hareketleri mi? Bence Erdoğan ciddi görünüyor. Yani daha evvel de böyle şeyler yaptı ve böyle şeyleri yaparak da aslında Amerika'dan daha fazla taviz kopardı. Yani en son işte yazın benzer şeyler söyledi. Girdik giriyoruz, bir de cansızın gelebiliriz dedi. Ve her bu cümleyi kurduğunda Amerikalılardan bir taviz kopardı. Fakat bu sefer farklı olabilir. Bu sefer hakikaten ciddi olabilir ve Amerikalılar da bence çok ciddi alıyorlar. Yani işte ekipman, silah gönderilmesini sınıra, o sınırdaki hareketliliği çok ciddiye alıyorlar ve gerçekten Erdoğan'ın bu kez tek taraflı bir askeri müdahaleyle Kuzeydoğu Suriye'ye gireceğine inanıyorlar. Ben de aslında bu çok riskli, bunu bir tarafa koyalım, onun risklerini anlatırım ama hakikaten Erdoğan bunu yapabilir. Çünkü ben hep Erdoğan'ın Suriye'de attığı adımları hep iç siyasetteki kendi güç mücadelesiyle açıkladım. Yani bütünüyle Suriye'de attığı adımlar, hani Suriye'den birebir kaynaklanan güvenlik meselelerinden evvel Erdoğan'ın iç siyasetteki işte kendi gücünü konsolide etmek için attığı adımlar bence temel belirleyici etmendi. Şimdi bugün de iç siyasete baktığımızda Erdoğan'ın sıkıştığını görüyoruz. Ve zaten Suriye politikasında da o sıkışmışlıkla birlikte bir dönüşüm görüyoruz. Yani rejimi devirme gayesiyle çıkılan yolda bugün gelinen noktada rejimin elini dahi güçlendiren adımlar attı Türkiye. Ve bence o normalleşmenin önü çok açıldı. Bunu birebir söylemese bile hükümet, yani rejimle masaya oturma bence artık kabul edilebilir opsiyonlardan bir tanesi. Peki neden böyle bir dönüşüm oldu? Öncelikleri değişti. Çünkü iç siyasetteki öncelikleri ve iç siyasetteki hesapları değişti Erdoğan'ın.
rejim değişikliğinden işte Kürtlerin bir numaralı düşman haline geldiği bir Suriye politikasına evrildi. Ve bugün geldiğimiz noktada ise mülteci meselesi Erdoğan'ın birinci önceliği. Kürtlerin oradaki kazanımlarını sınırlandırma endişesi ikinci ve bence artık rejim değişikliği o listede bile yok. Ve dolayısıyla bu yapılacak olası bir şey, operasyon Erdoğan'ın iç siyasetteki emellerine hizmet edecek ve çok sıkıntılı bir dönemde hizmet edecek. Şimdi ne yapmayı düşünüyor Erdoğan? Bir şey alan kurmak istiyor. İşte korunaklı bir alan kurmak istiyor. Amerika'yı bu yönde adım atmaya itti. Amerika pek bunu yapacak gibi görünmüyor. Ve diyor ki eğer siz yapmazsanız bunu biz tek başımıza yaparız. İşte 30 kilometre derinliğinde, 480 kilometre uzunluğunda bir alandan bahsediyor. Ne yapacak bu alana? Her şeyden önce bu alanı istemesinin nedeni işte 2-3 milyon Suriyeli mülteciyi göndermek. Ki bu en büyük baş ağrısı Erdoğan'ın iç siyaseti. İkincisi bu bölgeyi Kürtlerden temizlemek. Çünkü buraya siz 2-3 milyon Arap Suriyeli gönderdiğinizde bu bölgenin %80'i Kürtlerden oluşuyor. Ve bu Kürtleri o bölgeden temizlediğinizde yani demografisini değiştirmeyi ümit ediyor bence Erdoğan. Ve bu çok büyük riskler içeriyor. Yani o bölge nispeten Suriye'nin geri kalanına baktığınızda stabil bir bölge. Ve siz böyle bir operasyonla ya da böyle bir işte 2-3 milyon Arap kökenli insan oraya gönderdiğiniz zaman Kürtler ve Araplar arasındaki çatışmayı körüklüyorsunuz. YPG ile Türkiye arasında bir çatışma olma ihtimali var. Türkiye ile Amerikan güçler arasında bir düşük de olsa kazara olabilir, bir çatışma olabilir. Dolayısıyla bir sürü risk var. Fakat bence Erdoğan'ın o kadar sıkışmış bir halde ki iç siyasette bu riskleri göze alabilir gibi geliyor. Bir de şu boyutu da var. Yani hem böyle bir bölge kurarak Suriyeli mültecileri gönderecek, hem işte Kürtlerden arınmış bir tampon bölge oluşturacak, hem de bunun bir ekonomik boyutu var. Birleşmiş Milletler de açıkladı. İşte diyor ki 200 bin ev yapılacak, hastane yapılacak, okul yapılacak, futbol sahası yapılacak vesaire. Bunun maliyeti 27 milyar dolar. Şimdi bunun için uluslararası camiadan yardım bekliyor bunun finansmanı için. Eğer başarabilirse kendisine çok yakın olan bu inşaat sektörünü de ekonominin bu kadar kötü gittiği bir durumda bir anlamda bir şey hani enerji enjekte etmiş olacak. Dolayısıyla hani kendi planları açısından bu müthiş bir fikir. Bir taraftan da böyle bir operasyonla HDP'yi daha zor durumda bırakacak, CHP ile HDP arasında oluşabilecek bir koalisyonu güç kılacak, CHP ve İYİ Parti arasında hali hazırda olmakta olan tansiyonu yükseltecek, yani muhalefeti bölecek. O yüzden Suriye'ye yapılacak bir operasyon her ne kadar riskli olursa olsun Erdoğan bu riskleri alabilir. İstersen burada aynı şeyi Ömer'e de sorayım. Sonra CHP'nin Suriye konferansını da ele alacağız. Orada Suriye'yi konuşmaya devam edelim. Ömer, gönül çok net bir şekilde riskli tamam ama Erdoğan bu riskleri alabilir diyor. Katılıyor musun? Erdoğan kendisi riskli olduğunun farkında, zor olacak dedi meclisteki konuşmasında. Yani dolayısıyla farkında. Bu sefer blöf mü yapıyor, yapmıyor mu? Çünkü daha önce blöf yapıyor gibiydi ve son anda Amerika gerçekten Gönül'ün dediği gibi bazı tavizler verdi. Ama bunlar hep kozmetik tavizler oldu ve Türkiye'yi tatmin etmedi. Bu sefer son dakikada gene Amerika bir taviz verir mi? Ne taviz verebilir? Artık öyle bir yere geldik ki Amerika'nın inandırıcılığı da kalmadı bu konularda. Erdoğan'ın kendi inandırıcılığı da kalmadı. Dolayısıyla çok zor bir döneme geldik. Fakat yani şöyle strateji olarak baktığımızda ne hedefliyor Erdoğan? 30 kilometre Suriye'nin içine girdiğinde Amerika ile ilişkiler nasıl olacak? Amerika buna nasıl tepki verecek? Askeri bir tepki vermeyebilir. Ki, yani burada ciddi bir sorun var aslında. Çünkü Türkiye daha önceki Suriye müdahalelerinde Fırat Kalkanı'nda olsun, işte Zeytin'de olsun bir şekilde orada gerek Rusya'nın gerek Amerika'nın göz yummasıyla bunları yaptı. Şimdi çok daha ciddi bir siyasi gerginlik içinde bunu yapacak. Belki askeri müdahale Amerika yapmaz ama
Amerikan Kongresi'nde yaptırımlar bekliyor. Trump'ı ne duruma sokacak bu? Trump bir şekilde serbest ticaretten bahsederken, F-35'leri vermek için uğraşırken, Patriot'ları vermek için uğraşırken, Türkiye Amerika'nın oradaki müttefiklerine, Amerikan askerlerinin orada olmasına rağmen müdahale ediyor. Ve Kongre de boş durmaz. Kongre yaptırımları zorlar. Trump zaten fevri bir adam ve çok zor bir dönemden geçiyor. Burada bir iki tweetle Türk ekonomisini bir anda alt üst edebilecek bir duruma getirebilir. Birden yaptırımlar gelebilir. Dolar fırlar. Daha önce gördük bunu Rahip Brunson çerçevesinde ne olabileceğini. Türkiye zaten ekonomik olarak şimdi bir rehavet içine girdi. Sanki çok büyük bir başarı kazanılmış gibi ekonomide. Garip bir siyasi söylem var. Enflasyon düştü, ekonomi büyüyor gibi. Aslında bu çok gerçek dışı. Halk bunun farkında. Birdenbire yeni bir ekonomik girdapa, çok daha derin bir ekonomik krize girebilir Türkiye. Onun dışında hangi Suriyelileri oraya taşıyacak? Yani 3 milyon Suriyeli'yi otobüslere bindirip oraya mı götürecek? Orası bir savaş alanı olacak. Herhalde YPG, Suriye, Kürtler orada Türkiye'ye hoş geldin, beraber çalışalım demeyecek. Orası bir savaş alanı olacak. Savaş alanı olan bir yerde siz nasıl inşaat yapacaksınız? Nasıl oraya altyapı götüreceksiniz? Nasıl hastane, okul, bina kuracaksınız? Hadi kurdunuz diyelim. 3 milyon Suriyeli. Hadi biz gidelim orada yaşayalım demeye hazır mı? Bu kadar kolay mı? Yani bu işin aslında çok ciddi bir mantığı yok. Bu yüzden gönüllü söylediklerine dönelim. İçerideki siyaset üzerinden oynuyor. Sıkışmış durumda %40 gibi tartışmaların yapıldığı aslında çok ümitsiz bir durumda Erdoğan. Ve buradan bir çıkış arıyor kendine. Hala güçlüyüm, hala gündem belirleyebilirim. Hala işte milliyetçilik, Kürtleri zor durumda bırakma. Yani iç hesaplarla bunu yapıyor. Fakat Türkiye'yi çok zor bir yere götürebilir. Yani bana göre bu Suriye müdahalesi çok alarmist ve abartılı bir şekilde söylemek istemiyorum ama dış politikada bir intihara gitmek gibi bir şey. Anlamsız yani. Hiçbir anlamı yok bunu yapmanın. O yüzden umarım böyle bir maceraya girmez. Bir de rejim meselesi var. Suriye'deki rejim ne diyecek buna? Hadi Rusya diyelim. Eyvallah. Rusya'nın derdi Amerika ile Türkiye'nin arasını bozmak. Gerçekten bozulur Türkiye girerse. Rusya buna eyvallah der. Peki İran ve rejim ne diyecek? Onlar oturacaklar mı? Türkiye'ye buyurun mu diyecekler? Rejimle konuşmak isteyen bir Türkiye o rejimin topraklarını işgal ettiğinde nasıl konuşacak? İran ne diyecek? Türkiye işgalci durumuna gelecek orada. Ömer, istersen burada şu Suriye meselesinin, CHP'nin Suriye konferansına da bir değinelim. Tam dediğin Şam'la konuşma meselesi. CHP'nin perspektifinde konferansta bu eğilimin çok güçlü olduğunu gördük. Siz de oradan takip ettiniz diye biliyorum. Ne diyorsun, bu gerçekten fonksiyonel bir toplantı olmuşa benziyor mu, yoksa dostlar alışverişte görsün misali bir olay mı yaşandı? Ben CHP'nin Suriye politikasını hiçbir zaman çok ciddiye alamadım. Çünkü CHP sonuçta işte oraya müdahale etmemeliyiz, rejimle konuşalım demek dışında fazla bir şey söylemiyor. Şu anda mesele sadece rejimle konuşmak değil. Yani CHP'nin önündeki en zor mesele Kürt meselesinde nasıl bir pozisyon alacağı. Ve Kürt meselesinde pozisyon alamayan bir CHP ile karşı karşıyayız. Çünkü CHP hala Kemalizm'den, milliyetçilikten, Atatürkçülükten tam olarak kurtulup demokratik bir tavır sergileyemiyor Kürt meselesinde. Yani biz oraya Kürt girdiğimizde içerideki Kürt meselesi ne hale gelir? Meselesi konuşulmuyor. Ne varsa hala işte bunlar İslamcı politikalar izlediler. İslamcılara destek verdiler. AK Parti'nin politikası çok kötü. Rejimle konuşmak gerek. Tamam, rejimle konuşalım da o Kürt meselesinde ne diyorsun? Yani sen bu müdahaleye, yarın gelebilecek olan potansiyel müdahaleye eyvallah diyor musun? Milliyetçilik adına buna okey diyor musun? Kürt meselesinde söyleyecek bir iki sözün yok mu? Yani cesur davranamıyor CHP burada. O yüzden bana bu tür toplantılar, yıllardan beri söyledikleri, işte rejimle oturalım konuşalım, Türkiye aptalca bir politika izledi, orayı batırdık biz. Sanki Türkiye olmasaydı Suriye'de işler çok daha iyi olacaktı havasında şeyler. Bana göre çok gerçekçi değil, çok ciddiye alamıyorum CHP'nin Suriye politikasını. Gönül, sen ne diyorsun bu toplantının konuşmacıları, ele alınan konular baktığımız zaman CHP
Ömer bu konuda CHP konusunda umutsuz, CHP'yi bir umutsuz vaka olarak görüyor belli ki. Sen de aynı kanıda mısın yoksa bu toplantıda bir ufuk açıcı bir şeyler gördün mü? Yani CHP konusunda hani Ömer kadar ümitsiz değilim. Çünkü bence çok çok küçük adımlar atmakla birlikte Kürt meselesinde de biraz normalleşmeye çalışıyor. Hani bunlar çok küçük adımlar. Onu kabul ediyorum. Fakat yine de CHP gibi bir partinin Kürt meselesi gibi bence hala yani Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi olan bir sorun konusunda bir şey atması, adım atıyor olmasını ben önemsiyorum. Şimdi bu CHP konferansı ile ilgili de aslında yani CHP konferansının ve CHP'nin genel olarak barışın yolu Şam'dan geçiyor demesini ben önemli buluyorum. Ya da işte Türkiye askeri varlığını orada sınırlandırmalıdır. Oradaki cihatçı gruplara desteğini kesmelidir. Bunlar aslında kayda değer şeyler. Çünkü gerçekten baktığınızda yani Türkiye'nin AK Parti'nin izlediği, Suriye'de izlediği politikanın kendi altını oyan taraflarıydı bunlar. Ve aynı zamanda kendi altını oyduğu gibi Suriye'deki çatışmayı da zamanı geldi attığı adımlarla İslamcılaştırdı, cihadileştirdi, cihatçılara verdiği destekle Araplar ve Kürtler arasındaki etnik çatışmayı körükledi. Yani kendi problemlerini Suriye'ye taşıdı ve Suriye'de çatışmanın uzamasına sebep oldu. O nedenle CHP'nin barışın yolu Şam'dan geçiyor demesi, askeri varlığın sınırlandırılması gerekiyor demesi, cihadi güçlerle görüş şeye desteği kesmek gerekiyor demesini önemsiyorum. Fakat tam da Ömer'in söylediği gibi Kürt meselesinde bir fark yaratacak bir tavır alamıyorlar. Yeterince güçlü bir tavır alamıyorlar. Çünkü bütün bunlar yapılsa dahi Türkiye'nin şu anda yani Suriye'nin de önemli sorunlarından bir tanesi bu Kürt meselesi. Kürt meselesi nasıl çözülecek? Yani siz oradaki Kürt varlığıyla nasıl başa çıkacaksınız? Nasıl bir uzlaşıya varacaksınız? Kaldı ki bunu söylerken dahi mesela daha geçen yıl CHP Afrin'deki operasyona destek verdi. Ki Afrin'deki operasyon yani Afrin'deki YPG varlığının bu buradaki şeyler raporlarla da askeri raporlarla da kanıtlanmış bir şey. Oradaki YPG varlığı Türkiye'ye askeri olarak bir güvenlik tehdidi arz etmiyordu. Ona rağmen işte yine iç siyasi sebeplerle Afrin'e bir şey yapıldı, operasyon yapıldı ve orada Kürtler evlerinden edildi. Yani binlerce insan, binlerce Kürt toprağını kaybetti, evini kaybetti. Oraya işte rejimin ele geçirdiği bölgelerden Doğu Guta gibi kalan Araplar yerleştirildi. Yani demografi değiştirildi orada. Ve CHP bu operasyona tamam dedi. Bu operasyonu destekledi. Şimdi siz hem böyle diyeceksiniz hem Türkiye askeri varlığını sınırlandırsın Suriye'de diyeceksiniz. Hem bu tür bir operasyona ve bence askeri açıdan güvenlik açısından gereksiz bir operasyona evet diyeceksiniz. Yani çelişkileri var. Bu çelişkili işte Ömer'in dediği gibi CHP'nin ideolojik bagajından kaynaklanıyor. Yani o ulusalcı tabanını yanında tutma adına memleketin en önemli demokratik meselesi konusunda yeteri kadar güçlü bir tavır ortaya koyamamasından kaynaklanıyor. Yani Suriye meselesinde nasıl ki Kürt meselesini konuşmadan AK Parti'nin Suriye politikasını konuşamazsınız. Türkiye'deki Kürt meselesini konuşmadan da Suriye politikasını konuşamazsınız. O nedenle işin kalbi dönüp dolaşıp CHP'nin Kürt meselesi konusundaki zayıf kavramına geliyor bence. Son olarak Mısır'ı ve Irak'ı biraz konuşalım istiyorum. Gönül senle devam edelim. Ömer'le de kapatırız. Şimdi Orta Doğu'da hep böyle bir halk hareketleri oldu, Arap Bağrı oldu. Mısır bunlardan birisiydi. Irak'ta yoktu ama Mısır'da, Suriye'de vardı. Ve Mısır tekrar geçtiğimiz günlerde yine sokaklara dökülen halk toplulukları gördük. Ama bastırılmış gibi duruyor. Tam Mısır devreden çıkarken şimdi Irak başladı. Irak'ta çok ciddi sokakta protestolar var, ölenler var, sokağa çıkma yasağı var. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler ama anladığım kadarıyla da çok ortak noktaları da var. Protestocuların ne dersin? Kesinlikle ortak noktaları var Ruşen. Ve hatta Ömer'in de bu konuda söyleyecek bir iki şey vardır. Çünkü onun kitabının argümanıyla çok ilintili bu.
Şimdi baktığımızda hem Mısır'daki hem Irak'taki hem Orta Doğu'daki diğer protestolara baktığımızda bunların mesela Irak'takiler Şiiler ve Sünniler birlikte namaz kıldılar, protestolara birlikte katıldılar ve şu mesajı verdiler. Sünniyim, Şiiyim bunun bir önemi yok, açım. Servis, hizmet alamıyorum devletten. Elektriğim kesik, suya erişimim yok, çocuğumun hastaneye ilaca erişimi yok. Dolayısıyla kimlik siyasetini bir tarafa bırakalım. Bize her şeyden önce bu sabah izledim. Iraklı bir protestocunun söylediği çok etkileyiciydi. Dedi ki sağcısı, solcusu, Şii, Sünni hangi partiden olursam ol umurumda değil. Bana ülkemi geri ver dedi. Bana yaşama hakkımı geri ver dedi. Yani bu çığlığın altında yatan aslında çok ciddi bir sosyoekonomik endişe. Mısır'da da benzer şeyler oluyor. Yani Mısır'daki protestolar ki yani çok çok büyük protestolar, böyle binlerin katıldığı protestolar değildi. Ve çok net bir siyasi şey de yoktu. Profili de yoktu protestocuların. Protestocuların istediği şey iş ve aş. Yani hem Irak'ta hem Mısır'daki protestolar genelde bir işçi kesiminin olduğu yerlerde, işsizliğin yüksek olduğu yerlerde, işte devletin hizmet götüremediği yerlerde ortaya çıktı. Ve temel şey, talep, iş talebi ve devletten hizmet alma, temel hizmetleri alabilme talebi. O yüzden yani ideolojinin üstünde bir şeyin oluştuğunu görüyoruz. Hani Arap ayaklanmalarına dair çok şey söylendi. İdeoloji de girdi, İslamcılık işin içine girdi vesaire. Fakat bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki ideolojinin ötesinde aslında pek çok ideolojik arka plandan insanı birleştiren işte farklı dinden insanları birleştiren bir söylem var. O da bir sınıf söylemi. Ve dönüp dolaşıp meselenin aslında devletin halkın temel ihtiyaçlarını giderememesi konusuna geliyor mesele. Ömer, oradan Gönül'ün bıraktığı yerden devam edelim. Bir önceki ayaklanmalar ya da protestolar daha çok siyasi yönü öne çıkan, demokrasi, özgürlük talepleri öne çıkan şeylerdi. Ve büyük ölçüde de başarısızlıkla sonuçlandı. Bir döküm yaptığımız zaman Tunus belki istisnadır ama onun dışında Mısır'ın durumu belli vesaire. Şimdi Gönüllü'nün de dediği gibi sosyoekonomik itirazların öne çıktığı bir takım kalkışmalar ya da protestolar var. Bunun kaderi ne olur? Bunlar çünkü çok örgütlü değiller. Mısır'daki biraz, İspanya'daki bir iş adamı falan var ama hiçbir zaman bir parti örgütlenmesi vesaire gibi bir şey görünüm taşımıyor sanki. Bunlar istikrarsızlık çıkarma, daha doğrusu var olan istikrarsızlığı derinleştirme dışında bölgede bir takım olumlu anlamda dönüşümlerin ateşleyicisi olabilir mi? Böyle bir ümit olabilir mi? Ben açıkçası çok ümitli değilim. Çünkü bu otoriter rejimler karşılarında sosyoekonomik nedenlerle ayaklanan kitleler olduğunda bu kitleleri nasıl bölebiliriz? Nasıl kendi tabanımızı güçlendirebiliriz? Nasıl bir şekilde ayakta kalırız? Beka korkusuyla hareket ediyorlar. Şimdi Irak'ta eğer bir Şii hükümet varsa bir şekilde bu de eğer karşısında bir Sünni Şii cephesinin birleştiğini sosyoekonomik nedenlerle, Gönül'ün çok iyi anlattığı gibi sosyoekonomik nedenlerle böyle bir cephe oluşursa ben bunu nasıl bölebilirim? Kimlik siyasetiyle bölebilirim der. Bir şekilde mezhebi, kimliği, ideolojiyi, dini ön plana koyarak bölmeye çalışır. Dolayısıyla Mısır'da da aynı şekilde. Mısır'da da şu anda Sisi karşısındaki cepheyi bunlar işte Müslüman kardeşlerin, ideolojik grupların oyunları veya dışarıdaki komploların oyunları, Mısır'ı zayıflatmak isteyen. Bütün bunlar bize çok tanıdık gelebilir. Türkiye'deki her türlü muhalefeti bir şekilde teröre bağlayan bir iktidar var. Türkiye de bunu yapıyor. Bu tür rejimler, yani otoriter rejimler karşılarında sosyoekonomik nedenlerle, siyasi nedenlerle haklı bir muhalefet gördüklerinde bu muhalefeti nasıl kriminalize ederim, bu muhalefeti nasıl kırarım, nasıl bölerim çabası içine giriyorlar. Ve bir şekilde tekrar iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Fakat hiçbir zaman sorunları tam olarak halledemiyor. Çünkü sorunların temelinde
Gönül'ün anlattığı gibi sosyoekonomik meseleler var, yolsuzluk var, işsizlik var, açlık var, devletin çalışmıyor oluşu var. Ama aynı zamanda bunlara çözüm yaratacak olan şey de yani işsizliğe, sosyoekonomik meselelere, açlığa, gelir bozukluğu, gelir dağılma bozukluğuna çözüm nedir? Bana göre belki basit gelecek ama daha fazla demokrasidir. Yani daha şeffaf bir yönetimdir. Bir şekilde kurumların daha iyi işlemesi için yasal düzenlemelerdir. Elinde sonunda yapılması gereken demokratik seçimlerdir. Siyasi partilerin kurulmasıdır. Muhalefetin bastırılmamasıdır. Ülkede daha ciddi bir tartışma ortamına çıkmasıdır. Yani demokrasiden muaf bir çözüm yok. Demokrasi dışında bir çözüm yok bu ülkelerin sorunlarına. Ama demokraside bir türlü gelişemiyor. Çünkü demokrasiden anlaşılan bu ülkelerde seçimlerin yapılması. Seçimler yapıldığında da Mısır'da gördüğümüz gibi kim kazanıyor? Müslüman kardeşler kazanıyor genelde. Çünkü en örgütlü olan onlar. Onlar iktidara geldiklerinde bir şekilde çoğunluğun sultası dönemi başlıyor. Onlar iktidara geldiklerinde bir bakıma kendilerini ezmiş olanları ezmeye başlıyorlar. Burada da aslında Türkiye'ye benzer bir hikaye var. Türkiye'de de zamanında ezilenler iktidara geldi. Bugün onları ezenleri eziyorlar. Yani maalesef bölgenin coğrafyası, coğrafyanın kaderinde kurumların zayıflığı var. Kurumlar zayıf olunca demokrasi sadece seçimlerle yüzleşleşince, anayasal düzen, düzene oluşmayınca çözüm üretilemiyor. Ne sosyoekonomik sorunlara çözüm üretilebiliyor, ne de siyasi, kültürel, ideolojik, dini, mesleksel sorunlara çözüm üretilebiliyor. Çözüm demokrasi ama slogan dışında nasıl demokrasi gelir, kurumlar nasıl güçlendirilir? Herhalde Daran Acemoğlu'nun veya Fukuyama'nın kitaplarını okuyup Batı'da kurumlar nasıl çıktı, Batı nasıl Batı oldu onu anlamak gerekiyor. Şununla bitireyim, ben bunu yapıyorum, anlamaya çalışıyorum. Batı nasıl Batı oldu, Fransa nasıl ortaya çıktı, Danimarka nasıl Danimarka oldu, Almanya nasıl Almanya oldu, o ülkelerde demokrasi nasıl gelişti ve geldiğim sonuç maalesef çok iyimser bir sonuç değil. Sen iyimser misin diye sordun. Çok kötümserim çünkü Batı'nın hikayesi aslında savaşların, faşizmin, totalitarizmin ortaya çıktığı bir hikaye. Batı dibe vurduktan sonra düzeldi. Batı 20. yüzyılda bile 6 milyon Yahudinin öldürüldüğü bir holokost yaşadı. Avrupa Birliği dediğimiz şey bile bugün Fransa ve Almanya'nın karşı karşıya geldikleri 3 tane savaş, ki bunların 2 tanesi dünya savaşı oldu. 100 milyon kadar insan öldü bu dünya savaşlarında. Onların sonucunda Batı ortaya çıktı. Orta Doğu'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da bu yoldan geçerse savaşlar olmadan, çatışmalar olmadan kurumlar çıkacak. O yüzden çok ümitli maalesef. Evet, Transatlantik'i bu hafta böyle noktalayalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. Ömer Taşpınar ve Gönül Tola çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.